Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yine bir konuğumuz var telefonla katılan programımıza. Akın Ülkü Sevinç, 3. Uluslararası İzmit Kısa Film Festivali'nin direktörü, telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi geceler. İyi geceler, nasılsınız? Teşekkürler, siz de iyisiniz. İyiyiz, merak ediyoruz bu festivali, 3 yaşındaki festivali nasıl doğdu, nasıl büyüyor? Evet, öncelikle bu şansı bize verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İzmit'ten tüm Türkiye'ye selamlar. Alo? Alo, evet. Biz duyuyoruz, biz duyuyoruz. Selamınız gitti şimdi. Evet, evet. Çok da güzel geliyor, net geliyor. Selam gitti bütün Türkiye'ye. Hatta nereden dinliyorsa dinleyiciler, belki yurt dışından, oraya da. Tamamdır. Ben kısaca festivalin nasıl başladığından, nasıl ortaya çıktığından bahsetmek isterim. Buyurun. 2014 yılında önce İzmit'te bir kısa film günleri yapalım şeklinde gelişti fikir. İlk iki sene İzmitli yönetmenlerin İzmit'te çektiği lokal filmlerle başladık. Daha sonra 3. ve 4. festival ulusal boyuta ulaştı. Son 3 yıldır da uluslararası boyutta yapıyoruz festivalimizi. Bu seneki temamız kadın. Daha önceki yıllarda biraz zor temalar belirledik ama ilk sene temamız depremdi. 17 Ağustos 17 Ağustos'u farkındalık yaratmak ve anmak için böyle bir tema seçtik. Geçen seneki temamız sanat ve sanayiydi. İzmit biliyorsunuz sanayi kenti olarak biliniyor daha çok. Evet. İzmit'in sadece sanayi kenti olarak değil, aslında çok zengin bir tarihi geçmişi olan, tarihi derinliği olan bir kent olduğuna vurgu yapmak için böyle bir tema seçtik. Bu seneki temamız da dediğim gibi kadın. Zor temalar demekte, haklısınız. Maalesef neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Kadın öldürülmediyse şiddet haberi yansıyor. Elbette dünyada şiddetin yok olmasını dileriz. Yalnızca kadınların değil, erkeklerin de mutlu yaşadığı bir dünya isteriz ama maalesef haberler kötü. Temayı kadın olarak belirlediniz. Katılımcılardan ne istediniz? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Tüm gelen filmler kadın değil. Festival teması kategorisi açtık. Evet. Oraya gelen filmlerin temalarını kadın bekliyoruz. Diğer kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde konu serbest. Kimler nasıl başvurdu? Şartlar neydi? Festivalimize tüm dünya çapından iyi bir katılım var. Şu an itibariyle başvurular devam ediyor. 27 Eylül'e kadar devam edecek. Şu an itibariyle 6 kıtadan, 49 farklı ülkeden 378 film başvurusu yapıldı. 3. yılında olan bir festival için iyi bir şey. Gayet başarılı bir rakam bunlar. Dediğimiz gibi İzmit daha çok sanayiyle ön plana çıkmış bir kent görünümünde Türkiye çapında. Ama dediğimiz gibi İzmit'te sanat da var, kültür de var, tarih de var diyebilmek için bu tarz etkinlikleri Artikomede Kültür Sanat Derneği olarak, aynı zamanda ben o derneğin de başkanıyım. Evet. Bu alanda da farklı çalışmalarımız var. 22 farklı kategoride bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. İzmit Belediyesi de destekliyor bu festivali. Onlara da buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Sanayicileri yeterince destekliyor mu, madem bir sanat şehri de olduğunu göstermek istiyorsunuz? Evet, yani sanayi tabii kuruluşları büyük kuruluşlar. Yani evet, evet, evet. Saymayalım, reklam olmasın. Saymayalım ama hani destekleri de büyük mü, onu merak ettim. Maalesef o konuda bir destek göremiyorum açıkçası. O konuda bir kapılar kapalı. Eyvah. Ama şunu da söylüyoruz her zaman, çeşitli ortamlarda dile getiriyoruz. Tabii ki üretim önemli bir şey, istihdam önemli bir tabii, şey ama... Tabii. Bunun yanında bu ürettikleri, kazandıkları kentin kültürel, sanatsal ve sportif yaşamına da bu kuruluşların katkıda bulunmasını bekliyoruz açıkçası. Umarız bundan sonra daha çok katkıları olur. Şimdi filmler gelmiş, 27 Eylül'e kadar da gelecekmiş. Onları nasıl değerlendireceksiniz? Kimler seçecek? Evet, 19 kişilik bir jüri heyetimiz var. 8 ön jüri, 11 8 ana jüri, 11 ön jüri üyemiz var.
Bunlardan 8 tanesi yabancı. Bir de bizim jüriyi teşkil ederken özellikle ön jüriyi şöyle bir sistemimiz var. Hem hakkaniyet adına hem sistematik olması adına. Bir önceki festivalde birinci olan yönetmenleri bir sonraki sene festivalde ön jüri daveti yapıyoruz. Çoğu da kabul ediyor. Bu şekilde de sistem dahilinde ön jüri seçilmiş oluyor. Türk ön jüriler, Türk filmleri, yabancı ön jüriler uluslararası filmleri değerlendiriyor. Daha sonra finale kalan filmleri de 8 ana jürimiz değerlendiriyor. Böyle bir sistemimiz var. Nasıl değerlendirdiler? İnternet üzerinden mutlaka başvurular. Evet, online bir platform üzerinden yönetici evet. Başvurular ve değerlendirme. Şu an itibariyle yine %76'sı değerlendirilmiş durumda filmlerin. 27 Eylül'e kadar süre var demiştiniz. Sonuçlar ne zaman belli olacak? Evet, ön jüri değerlendirmesi 1 Kasım'da sona erecek. Bu değerlendirme sonucunda her kategoride 3 film finale kalacak. Toplam 8 kategorimiz var. Bu 8 kategorinin 2 ana yarışma bölümü var en başta. Biri ulusal yarışma bölümü ayrı, uluslararası yarışma bölümü ayrı. Her yarışma bölümünde 4'er kategori var. Kurmaca, animasyon, belgesel ve festival teması, kadın temalı bölüm. Burada finale kalan 24 film arasından ön jüri değerlendirmesi sonucunda birinciler Kasım ayı ortalarında belli olacak. Kasım ayı ortasında bunları duyuracaksınız. O filmleri izleme şansı da olacak mı merak edenlerin? Maalesef bu sene, daha önceki yıllarda film gösterimlerini yaptık fiziksel olarak, ama bu sene malum pandemiden dolayı online yapılıyor bu sene festival. Evet. Maalesef filmleri gösterme şansımız teknik olarak da zor. Bir de tabii yönetmenlerin bazılarının sözleşmeleri var. Başka festivalde dijital ortamda gösterilmemesi gibi. Bu konuda sorun yaşamamak adına film gösterimi olmayacak bu sene. Ancak ödül töreni 27 Kasım'da online olarak düzenlenecek. Sosyal medya kanalları, çeşitli platformlardan aynı anda canlı yayınlar olacak. Ve ödül töreninin olduğu hafta en az 3 tane şu an itibariyle fikslenmiş panelimiz olacak online. Yine kadın üzerine, temalar kadın üzerine. Moderatörler eşliğinde online panellerde düzenlenecek festivalimiz kapsamında. Devam ediyor dediniz ya, şimdi duyan oldu. Pandemi döneminde kendi kendine bir kısa film çekmiş olan oldu. Hala yollayabilir mi size? Tabii, 27 Eylül'e kadar gönderebilirler. Yani isim vermem doğru olur mu bilmiyorum portalın adını. Verin. Yani zaten bilinen bir portal. Film Freeway üzerinden online olarak başvuru devam ediyor 27 Eylül'e kadar. Evet, siz 27 Eylül'ü söylediniz ama ısrarla üzerinde durdum ki hani yollanabileceği hala duyulsun. Belki yeni açanlar radyolarına olmuştur. Ama gerçi kısa film dünyasında olan, film dünyasında olan mutlaka takip ediyordur festivali ve haberdar olmuştur. Bundan sonraki festivallerde perdede o filmleri görebilmek dileğiyle teşekkür edelim biz size. Biz teşekkür ederiz bu şansı verdiğiniz için tekrar. İzmit için eminiz ki orada çok çaba sarf edenler vardır. Sanat kenti de olsun aynı zamanda diyen, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışanlar vardır. Onların aldığı destek bol olsun dileğimizi de ekleyelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Herkesi İzmit'e bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle, kolay gelsin, hoşça kalın. Çok sağ olun, iyi geceler, iyi yayınlar. Sağ olunuz, hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, biraz önce de İzmit'teki Kısa Film Festivali ile ilgili bilgileri aldık. 3. Uluslararası İzmit Kısa Film Festivali Direktörü Akın Ülkü Sevinç bize bilgiler aktardı. Hala başvurabiliyor, hala filmlerinizi yollayabiliyorsunuz. 27 Eylül'e kadar vaktiniz var. 27 Kasım'da da yayınlanacak yine dijital ortamda ve sonuçları görebileceğiz, öğrenebileceğiz. 4 dağda olduğunu söylemişti. Kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategoride. Bu yılın festival teması da kadın.